Benim herkese verecek cevabım var. Sayın ben Başkan, haklı ve güçlüyüm. Sayın Başkan, Haber Kasaba Gazetesi. Dün bir gece yayın yapmıştık. Bu yayın videolu bir yayındı, videolu bir haberdi. Kimseyi zan altında bırakmak adına bu yayını yapmadık. Orada kolilerin içinde ne olup olmadığı bizi hiç ilgilendirmiyordu. Ama ilgilendiren bir şey vardı. Orada Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir aracın ve çalışanlarının kent istediğine, müdürlüğüne, başkanına ait bir aracın bir adaya hizmet etmesi. Yani orada hem o Büyükşehir Belediyesi'nin aracının hem de orada personelinin orada adayın broşürünü ya da yardım kolilerini veyahut da vesairesini taşımaları, taşıtmaları doğru mu, bir suç mu, bununla ilgili söyleyecek bir şeyiniz var mı? Herhangi bir açıklama da karşı taraftan gelmedi bu yönde. İçinde broşür olduğu söylendi ama burada biz içinde ne olduğuna bakmıyoruz kolilerin. Oradaki aracın kullanımına ve oradaki personelin orada kullanımına bakıyoruz. Bu konuda sizin düşüncenizi almak istiyorum. Bu belediyenin yanında gerçekleşti. Her geçen gün bir şokla karşılaşıyoruz. Her geçen gün farklı olaylara tanıklık ediyoruz. Şimdi kendisini milliyetçi, Müslüman addeden arkadaşlar maalesef kamunun malıyla siyaset yapıyorlar. Kamunun malıyla siyaset yapıyorlar. Bakın sizin söylediğinizi ben biraz önce sorduğunuzu normalde burada vatandaşa gösterecektim, vazgeçtim. Siz sordunuz diye göstereceğim artık. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları. Büyükşehir Belediyesi'nin arabaları, personelleri. Nerede? Cumhur İttifakı'nın önünde. Ne indiriyorlar? Kolilere bakın. Soruyorum şimdi, bu broşürse, afişse, ya bir araba tutacak, kiralayacak paranız yoksa ben gönderdim size bir arabaya. Ben gönderdim bir araba. E tamam, afiş diyelim. Başka bir şey yok. Su falan olduğu söyleniyor da, sular bedava diye. Başkanım, peki para mi? Yok. Bu afiş yok. Afiş var bunun içinde. Bunu kim bastırdı sana? Bunun finansını kim bastırdı sana? Soruyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin arabası, personelleri senin babanın arabası mı? Babanın çalışanı mı? Hani biz çöptük ya? Asıl çöp kimdi? Çukur kim? Kamunun malını yiyenler. Bakın. Bir de hiç utanmıyorlar arkadaşlar. Hiç utanmıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Büyükşehir personeli. Elbiseler Büyükşehir. Bakın. Arabanın içindekilere. Şimdi biz enayiyiz arkadaşlar. Biz enayiyiz. Değil mi? Biz bilmiyoruz mu? Biz bilmiyoruz mu bu belediyenin imkanlarını kullanmayı bilmiyoruz mu arkadaşlar? Bugün başka bir şey daha duydum. Her gün duyuyorum diyorum ya. Büyükşehir personeline talimat vermişler. İmza karşılığı. Her gün seçim çalışmalarına katılacak. İmza karşılığı. Bakın benim 850 tane çalışanım var. Hiçbirine bugüne kadar benim şu seçim çalışmam var gel demedim. Ya adam çalışıyor benden, alın terini akıtıyor, maaşını alıyor. Benim siyasi çalışmama katılma zorunluluğu var mı? Toplayamadılar. Anladılar, anketlerden çıkan sonuçları gördüler. 3 tane anket yapıldı, herkes biliyor artık neler oldu. Ondan sonra bizi bataklığa çekmeye çalışıyorlar. Ya yapmayın arkadaşlar, bu kamunun malını yiyen iflah olmaz. Kamunun imkanlarını kullananlar iflah olmaz. Buradan bütün Turgutlu hemşehrilerime sesleniyorum. Bu gece benim o arkadaşlara verdiğim son cevap. Tekrar ediyorum. Biz kurtarılacak bir belediye değiliz. Turgutlu Belediyesi, bir de arkadaşımız şunu söylüyor. Diyor ki biz lafımızı söyleriz, nereden anlarsa anlasınlar. Allah Allah. Allah Allah.
Ben Turgutlu'yu kurtardım arkadaşlar. Turgutlu bir talan üzerinden kurtuldu. Ve o vekilimize de aynen şunu söylüyorum. Diyorum ki sen kendin önce bir aynaya bak. O aynaya bak o. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le onun silah arkadaşlarının kurmuş olduğu, ülkenin kurucu ve kurtarıcısının kurmuş olduğu bir partidir. Senin ne haddi nedir? Bunları söylemek ayıptır, kul hakkıdır. Yapmayın, yapmayın. Burada uyarıyorum. Ha şunu da söylüyorum, ben her yerde söylüyorum. Benimle kavga etmek isteyenle ben sonuna kadar kavga ederim. Hiç kimseden çekinmem. Ama benimle sevişmek isteyenle de sevişirim. Bunu en başından beri söylüyorum. Biz bu halkı bölmeyelim. Size rica ediyorum. Bu dilleri kullanmayın. Benim bu gece sizlere verdiğim bu sertlikteki son cevabımdır. Annesi de sağsa oğlunun ağzına bir acı versin.